Ege Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. 22 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz 16.35'i gösteriyor efendim. Evet, Deniz Olgun'la gündem programında sizlerle bir aradayız. Gündemi her zaman gündemin getirdiklerine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok özel bir ismi ağırlayacağız. Bugün aslında özellikle de kadın konuğumuz olsun istedik. Biliyorsunuz malum ard arda üzücü olaylar, haberler alıyoruz. Bugün bunların detaylarını da konuşacağız. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar, hoş geldiniz televizyon ekranlarına. Sağ olun, ben de tüm izleyicilerimiz ve size selamlar iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz de yoğunsunuz tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Bildiğim kadarıyla şu anda da genel merkezdesiniz. Oradan evet. Yayınımıza katılıyorsunuz. Evet, genel merkezdeki... Evet, genel merkezdeki durumu, oradaki aslında tansiyonu da sizden öğrenmek istiyorum ama bugün aslında sizinle konuşmak istediğim çok özel konular var. Biz tabii ki her zaman Türkiye'nin gündemini, siyasette yaşanan olayları, önemli konu başlıklarını hep ekrana getiriyoruz ama istiyoruz ki asıl vatandaşın gündemini, halkın gündemini, tarımı, ekonomiyi, gelinen noktayı konuşalım ama bunların hepsinden öncesinde maalesef işte hep bu kez son olsun, bir daha olmasın dediğimiz, hep kınadığımız, maalesef insanın hayatına dokunan, yüreğini yaralayan Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası olup bir türlü de maalesef önüne geçilmeyen kadın cinayetleri. Öncelikli olarak bundan başlamak istiyorum. 27 yaşında biliyorsunuz genç bir kadın bir cinayet kurban gitmekle de kalmadı. Hunharca katledildi. O yürekteki yara hepimizde. Tabii ki Allah'tan rahmeti, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuyla ilgili tabii ki duygu ve düşüncelerinizi, sonra hem bir siyasetçi hem de hukuk anlamında da sizin görüşlerinizi de almak isterim. Tabii ki genç kızımız, üniversite öğrencimiz 5 gündür kayıptı. Biz de yüreklerimiz ağzımızda kötü bir haber gelmesin diye dua ederek aslında o 5 günlük süreyi bekledik ki ben Denizli milletvekiliyim. Hemen benim komşu ilim biliyorsunuz Muğla'da. Evet. Çok da yakın irtibatımız olan bir ilimiz. Daha önce de biliyorsunuz yine Muğla'da Kahramanmaraşlı bir üniversite öğrencisi genç kızımız Sunharca katledilmişti. Evet. Biz bu kızımızın da başına gelmesin, ne olur o canlı bulunsun, umarım korktuğumuz başımıza gelmez diyerek yüreğimiz ağzımızda bekledik. Ama maalesef çok üzücü bir haberle dün sabahtan itibaren tüm kamuoyu sarsıldı. Ben tabii ki öncelikle genç kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve bütün yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu son olsun demek istiyorum ama bu son olsun demekle de maalesef son olmuyor. Yıllardır hep özellikle de kadın mücadelesinde, kadın hakları mücadelesinde çok aktif olarak rol almış ve bu mücadele içerisinde çok aktif bulunmuş bir kadın siyasetçi olarak da artık son olsun deyip işte Twitter'da, sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu işin önlenemeyeceğini bilmemiz, öğrenmemiz ve birilerine de anlatmamız gerekiyor. Şöyle, Türkiye'de özellikle son 18 yılda kadın cinayetlerindeki, kadına karşı şiddetteki, kadına karşı cinsel istismardaki artışlara baktığımız zaman bu son olsun demenin hiçbir anlamının olmadığını görüyoruz. Peki yasal düzenlemelerden bir eksiklik var. Aslında yasal olarak da çok ciddi düzenlemeler getirildi. Var, ancak sadece bir kağıtta bunu yazmak ve biz bunu yaptık demekle olmuyor. Yasal düzenlemenin ete kemiğe bürünmesi, kararlı, istikrarlı ve hiçbir şekilde oy kaygısı yaşamadan bu kadın cinayetlerinin, kadına yönelik her türlü suçun çok ağır yaptırımlar ile ve o kanunda yazılı şekilde ya da uluslararası sözleşmelere attığımız imzanın arkasında durarak bunun kararlı bir mücadelesini ve onu uygulamaya geçirilmesini sağlamak gerekiyor. Bizdeki eksiklik, siyasi iradedeki ve uygulayıcılardaki eksiklik maalesef bu. Bu eksiklik devam ettiği sürece siyasi irade attığı imzanın, düzenlediği kanunun ve yaptığı çalışmanın arkasında bir oy kaygısıyla durmaktan vazgeçtiği, geri adım attığı ya da tartışılır hale getirerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı andan itibaren maalesef bu kadın cinayetlerinin, kadına karşı taciz, tecavüz, şiddetin artışının önlenmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum.
O zaman Sayın Karaca şöyle mi? Yani aslında kanunda bu sert yaptırımlar, cezalar, maddeler var ama uygulanmakta problem var herhalde. Onlar mı hayata geçmiyor? Tabii ki yasal düzenlemelerde eksiklik var mıdır? Elbette ki vardır. Ama mevcut düzenlemelerle dahi kararlı ve gerçekten inanarak bu mücadeleyi ve bu yasaları uygulamaya dönük bir irade beyanı ortaya koyduktan sonra mevcut düzenlemede dahi aslında bu cinayetlerin, bu ölümlerin önüne geçmek çok çok mümkün. Eğer İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıyorsunuz, birinci imzacısınız ki İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetin ve kadın hakları mücadelesine çok ciddi bir açılımdır. Ama siz İstanbul'da ve ilk imzayı atarak kamuoyuna böyle hamasi nutuklarla savunduğunuz İstanbul Sözleşmesi'nden 2-3 yıl gibi bir kısa zaman sonra geri adım atmayı ve bu sözleşmeyi kadınlar için inanılmaz ve olağanüstü güvenceler sağlayan bu sözleşme gereğince yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek yerine itibarsızlaştırarak tartışmayı açtığınızda işte bu zihniyete ve bu anlayışa cesaret vermiş olursunuz. Yine biz hep söylüyoruz. Kadın bakanlığı kurulsun. Kadın sorunlarına ilişkin, kadın mücadelesi için kararlı bir duruşu sergileyecek ayrı bir bakanlık olsun. Bunun yerine kadın, işte kadın demiyoruz, aile, çalışma ve sosyal hizmetler. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hem sosyal hizmetlerin, hem çalışma hayatının, hem aile ve kadın alanının hepsinin bir kişide bir bakanlık çatısı altında toplanması bu uygulamanın maalesef etkin bir şekilde yapılmasını engeller. İkincisi, biz hep şunu söyledik. Türk Ceza Kanunu'nda takdiri indirim sebebi var. Nedir bunlar? Evet. Örneğin ben avukatım aynı zamanda. Hani bu davaları da çok yakından takip eden tabii ki, de birisiyim. Tabii ki, tabii ki. Evet. Kadın beyaz pantolon giydi diye tacize ya da öldürmeye bir indirim uygulanıyor. Tahrik indirimleri uygulanır. Ya da bir kadını katletmiş olan bir sanık mahkeme huzuruna takım elbiseyle girdi, takım elbiseyle duruşmalara geldi diye iyi hal indirimi uygulanır. İşte biz buna karşıyız. Türk Ceza Kanunu'nda İstanbul Sözleşmesi'nin de gereği ve uluslararası sözleşmenin de gereği olarak sırf kadın olduğu için kadın kimliğinden dolayı kadına yönelik işlenen her türlü suçta ağır yaptırımların ve tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Biz bunları sağlamak zorundayız. Şimdi evet. Muğla'daki öldürülen genç kızımızın sanığı giyilecek takım elbiseyi mahkemenin karşısına çıkacak ve iyi hal indirimi uygulanacak. Bunu kabul etmemiz mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. O yüzden yasal boşluklarımız var. Bunu doldurabiliriz. Ama her şeyden önce siyasi saray iktidarının kadın mücadelesine bakış açısını değiştirmesi ve siyasi iktidar içerisinde ki kadın milletvekillerinin ve kadın karar vericilerin de bu şekilde net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekir. Ve bu ancak ve ancak kadın cinayetleri, kadına karşı her türlü cinsel istismar ve şiddet engelleme noktasında yaptırımların koşulsuz, fakatsız, amasız, lakinsiz uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Evet, gerçekten öyle. Özellikle de son günlerde kamuoyunda işte İstanbul Sözleşmesi sıkça tartışılıyor ama geldiğimiz bu nokta. Zaten İstanbul Sözleşmesi tabii ki siz hukukçular çok daha iyi biliyorsunuz ama kadına şiddetin de bütüncül politikalarla desteklenmesini öngören bir sözleşme. Tabii ki. Yani tabii. Bugün burada bunu yaşarken de bunu konuşmamız hakikaten insanın da aslında yüreğinde sızlatıyor. Bir başka konuya da aslında değinmek istiyorum. Tabii sonra siyasete de geleceğim ama ekonomi. Şu evet. anda halkın, vatandaşın, çiftçinin, üreticinin en büyük gündemi aslında ekonomi. Türkiye'deki ekonomik durum, bunlar nasıl düzeltilmeli? Pandemi sonrasında şimdi mevcut olan işsizlik, pandemi sonrasında da artan işsizlik, esnafın, KOBİ'nin durumları. Tabii ki sizin partinizin de genel anlamda ekonomiye yönelik açıkladığı pek çok maddeler de var. Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl kurtulmalı ve sizin bu konudaki yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar neler? Deniz Hanım şöyle 2018 yılında ekonomik krizin etkileri yavaş yavaş görülmeye başladığında Sayın Genel Başkanımız ve ekonomi kurmaylarımızla birlikte bir çalışma yürütüldü ve bu çalışmada 13 Ağustos günü İstanbul'da yaklaşan ekonomik krizin önlenebilmesi ve yıkıcılığının hafifletilebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin 13 maddelik
bir öneri açıklandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri 81 ile giderek orada yaptığı işte iş dünyasının bileşenleriyle, esnaf ve KOBİ'lerin örgütleriyle bir araya gelerek bu 13 maddelik önerilerimizi biz onlarla paylaştık. Amacımız şuydu, tabii ki genel başkanımızın da bu alandaki açıklamalarındaki temel amacımız, bizim açıklamalarımız, bizim önlem olarak ifade ettiğimiz bu öneriler eksik olabilir, yanlış olabilir ama vatandaşını düşünen, iş dünyasını, esnafı, çiftçiyi, KOBİ'leri ve ekonomik anlamdaki vatandaşın canını yakacak noktaya gelişinden rahatsızlık duyacak olan iktidar, en azından ana muhalefet partisinin genel başkanının açıkladığı, partinin illere giderek açıkladığı bu düzenlemeler için bir tedbir alması gerekli. Ya da eksikse şu eksik şunu da yapacağız diyebilmeliydi. Ama maalesef bu tek adam anlayışı, her şeyi ben bilirim, ekonomist de benim, hakim de benim, savcı da benim, işte bilim insanı da benim, doktor da benim, öğretmen de benim, öğrenci de benim anlayışıyla her şeye kararı ben veririm zihniyetiyle maalesef Türkiye'nin bugün içine geldiği, içine düştüğü, artık kriz değil ekonomik buhran diyebileceğimiz bu noktada tek adam rejiminin sonuçlarını olarak ifade etmek bence çok mümkün. Şimdi bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde de Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı tedbir paketleri vardı. Bu tedbir paketleri neydi? Örneğin biz ne yapıldı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işte bakkalların, esnafın, kıraathaneler, pastaneler işte ve benzeri işte berberler, kuaförler dedi kapatın, kapatıyoruz. Ve bir kararnameyle bunların hepsi kapandı. Şimdi bir kahvehane işleten ya da bir berber salonu işleten veya kuaför işleten veya lokanta işleten esnafımız oradan kazandığı günlük para ile kirasını öder, çalışanlarının maaşını öder ve evine ekmek götürür. Siz bir günde bir akşam kalktığınızda bunların tamamını kapattınız. O zaman ne yapmak lazım? Ey esnaf kardeşim, ben Cumhurbaşkanı olarak bu kararnameyle kapattım. Sizin bu kapanma süreci 3 ay boyunca kiranızı ben ödeyeceğim. 3 ay boyunca sosyal güvenlik primlerinizi devlet karşılayacak. Çalışanlarınızın ücretlerini ben karşılayacağım. Ve siz burayı ben kapattığım ve bir salgın süreci yaşandığı için burada siz de gelir elde edemeyeceksiniz. Evinize ekmek götüremeyeceksiniz. O zaman ben her ay şu kadarlara size destek vereceğim demesi lazımdı. Ama maalesef bu yapılmadı. Yine bu yapılmadığı gibi işte kredi, yani borcu borçla çevirmeye kalktılar ve genel başkanımızın talimatıyla bizler hem ekonomik anlamda dar gelirli yurttaşlarımızın yaşadığı bölgelere gittik. Hem esnaflarımızla görüştük. Hı hı. Ve inanın esnaflar şunu söylüyordu. Gittim kredi almak istedim. Zaten esnaf kredi almaya gittiği zaman mutlaka mevcut bir kredisi vardır veya daha önce ödeyemediği bir çeki, ödeyemediği bir senedi vardır veya Bağkur borcu vardır, SSK borcu vardır, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları vardır. Bu borçları olanlara veya ödenen kredili olanlara bir kredi musluğu açılmadı. Yani o borçlanma talepleri bile kabul görmedi. Ve bu insanlar gidip banka kredi kartlarından nakit avans çekerek, ki biliyorsunuz faizi çok yüksektir, kiralarını ödemek durumunda kaldılar. Peki ne oldu? Hiçbir borçlarında erteleme yok. Erteleme faizle. Şimdi olağanüstü dünya küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıyayken dünyada ciddi anlamda vatandaşlarına kredi değil, faizle borçlandırmak değil, destek anlamında bu kadar ülkeler tedbir almışken maalesef biz ne yaptık? Seyahat edenlerdeki uçak biletlerindeki KDV'yi indirdik. Ya da gidip ev krediyle ev alacakların kredi limitlerini %90'a çıkardık. Şimdi ben sormak istiyorum. Evde kal diyorsunuz. Evden çıkmayın diyorsunuz. Peki insanlar salonundan mutfağına uçakla mı gidiyordu, uçak biletindeki KDV'yi indiriyorsunuz? Ya da zaten ekonomik anlamda artık bıçağın kemiği geçtiği, delip geçtiği bir ortamda insanlar koşturarak krediyle ev alacak da kredi limitlerini yükseltiyorsunuz. Yani bunlar gerçekten paketler açıklandı. Ardı ardına paketler açıklandı. Ama açıklanan bu paketlerin içerisinde yoksul,
ekonomik anlamda dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik hiçbir şey yoktu. Sadece borçlandırma vardı. E zaten borç batağında ve ekonomik krizin buhranın içerisinde inmeyen vatandaşlarımız bir de krediyle borçlandırarak nasıl rahatlatacaksınız, rahat nefes aldıracaksınız, ne yapmak gerekiyor? Önce Türkiye'nin bu tek adam anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Aynı zamanda adalete olan güvenin ve Türkiye'ye olan inancın ve güvenin yatırımcılar için sağlanması ve Türkiye'nin yatırım açılması gerekiyor. Yurt dışındaki yatırımcılar Türkiye'de yatırım yapmak istemiyor. Ülkedeki yatırımcılar da yatırımlarının geleceğinden kaygı duydukları için tek adamın kararına iki dudağın arasında bağlı olduğu için yatırım yapmaktan kaçıp maalesef dış ülkelere, başka ülkelere yatırım yapmak ya da kaynaklarını oraya aktarma yolunu tercih ediyorlar. Tabii bu ne yapıyor? İşsizliği artırıyor. Yani TÜİK verileriyle oynayarak, TÜİK'e bu başkanı beğenmedim, bir başka başkan atıyorum diyerek işsizlik oranlarını %3,5 milyona indirmenin bir manası yok. Biz hepimiz bunu derinden yaşıyoruz. Artık milletvekili olarak inanın gittiğimiz yerde elimizde tutuşturulan CV'lerden, cebimize sıkıştırılan iş taleplerinden gerçekten çok zor durumdayız. İşsizlik 10 milyonu aşmış durumda ve Türkiye bir ekonomik krizin, bir yönetim sorunu kriziyle karşı karşıya. Yani şu bir gerçek, tek adamın ikinci yılını doldurduğu bir dönemde Türkiye hem ekonomik anlamda, hem eğitim anlamında, hem sağlık anlamında, yani kısacası ekonomik, sosyal, toplumsal, siyasal her alanda ciddi bir kriz yaşıyor ve bu krizi aşmanın tek yolu da bu tek adam rejiminden bir an önce güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmek. Sayın Karaca, siz aynı zamanda doğa ve çevreden de sorumlu genel başkan yardımcısı olarak, tabii ki o termik santral, hidroelektrik santralle onlara biraz sonra süremiz kalırsa değineceğim, ama aynı zamanda çiftçiyle de tarımla uğraşan üreticilerimizle sürekli iç içesiniz. Evet. Ve onları yakından takip ediyorsunuz, bizzat yerlerine gidiyorsunuz, sorunları yakından dinleyip ve gözlemliyorsunuz. Şu an çiftçi ne durumda? Bölgede ya da özellikle de sizin seçim bölgenizde ya da Ege bölgesine de baktığımızda, tabii ki Türkiye'deki aslında çiftçinin ve üreticinin durumu malum da, nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük sıkıntılar neler? Ekonominin haricinde de büyük sıkıntılar var çünkü. Tabii ki. Şöyle Deniz Hanım, tabii ki ben tarım politikalarımız bir başka genel başkan yardımcımız bünyesinde tabii. Ama bir doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak iklim kriziyle de biz ilgileniyoruz, evet. Bizim alanımızda. Evet. Türkiye maalesef iktidarın, saray iktidarının iklim krizine ilişkin ön tedbirleri almaması ve gerekli düzenlemeleri ve radikal kararları almamasından dolayı 2020 yılında iklim krizinin en yıkıcı halini maalesef üreticilerimiz, çiftçilerimiz, köylülerimiz yaşadı. Bu nedenle de hem alanımla hem de güvenli gıdaya erişim ne kadar kıymetli olduğunu ve tarımsal üretim alanlarımızın tamamının ekilmesi ve kendi kendine tarımsal üretimde ve gıda üretimde yeterli bir Türkiye'nin yaratılması ne kadar kıymetli olduğu pandemi sürecinde, salgın sürecinde açıkça ortaya çıktı. Hem iklim krizinin sebep olduğu yıkım, çiftçi ve tarım üzerindeki yıkımları ve bunun çözüm noktalarını ortaya koymak, hem de güvenli gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğuna ilişkin vurgu yapmak için ben de bahsettiğiniz gibi çiftçilerimizle, üreticilerimizle sık sık bir araya geliyorum. Ege bölgesinde ne yaşandı? Ege bölgesinde Haziran ayında gündüz 37 derece sıcaklık, gece -2'ye düşen ani sıcaklık değişimiyle narenciye maalesef narenci üreticilerimiz perişan oldu. Ve aniden bastıran don olayları, dolu felaketleri hem seçim bölgem Denizli'de, hem Muğla'da, hem Aydın'da, hem İzmir'de birçok çiftçimizin ürettiği tarlasındaki ürününü perişan etti. Ve bu yıl üzülerek ifade etmek isterim ki tarımsal üretimde çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Ve gıda, tarımsal kaynaklı gıdaları erişimde, ürünlere erişimde, sebze ve meyvelere erişimde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu nedenle çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyorum. Ve biz şunu söyledik. Küresel iklim krizi deniyor. Evet, küresel iklim krizi. Ama Türkiye'de siz gereken tedbirleri almadığınız için ve bu tedbirleri hayata geçirme noktasında da kararlı bir duruş sergilemediğiniz için bizim çiftçilerimiz bu olağanüstü doğa olaylarından kaynaklı olarak zarar gördü. O zaman şunu yapmak lazım. Bu bölgeleri doğal afet kapsamına almak ve Tarsim sigortası olup olmadığına bakılmaksızın tüm üreticilerimizin zararlarının maddi olarak karşılanması, borçlarının faizsiz ertelenmesi ve üretecek
ÖTV'leri her alanda, örneğin biz dedik ki mazottaki ÖTV'yi kaldırın, gübredeki ÖTV'yi kaldırın, ÖTV lüks tüketimdir. Bunları önerdik. Yine en büyük tabii ki iklim krizi kaynaklı çiftçilerimizin su problemi var. Ve artık su kaynaklarının giderek azaldığı ülkemizde, giderek çölleşmeye doğru, maalesef üzülerek ifade etmezim, göllerimiz kuruyor, yeraltı su kaynaklarımız kuruyor. Ve çok yoğun jeotermal kaynak yatırımları, termik, plansız, programsız termik santrallerde aşırı su kullanımı gibi gerekçeleri de buna ilave edebiliriz. Gerekli önlemler tarım adına alınmadığı için çiftçilerimiz ürünlerini sulayamıyor. Sulayamadığı için de geçtiğimiz hafta sonu Denizli'nin Çal ilçesindeki köylerde tarlalara dolaştık. Ne mısır ne ayçiçeği maalesef yok. Tamamen susuzluktan kurumuş ve çiftçimiz orada inanın gözyaşları içerisinde tarlasında bizleri karşıladılar. Ne yapmak lazım? Bir iklim krizi var. Su alanlarımızda ciddi bir daralma var. Su kaynaklarımızda ciddi bir daralma var. O zaman kapalı sulama sistemlerine, damlama sulama sistemlerine geçilmesi ve çiftçilerin bu kapalı havza ve kapalı sulama sistemi ve damlama sistemlerine ilişkin teşvik edilmesi, kredilendirilmesi ve bu alanda yatırım çiftçiye destek olunması gerekiyor. Tabii çiftçimiz ayrı bir sorunu daha var. Devletin, saray iktidarının Tarım Kanunu'nun 21. maddesinden kaynaklı 176 milyar liralık birikmiş devletten destek alacağı var. Çiftçimiz bu alacağını da bekliyor. Bunu da onlara ulaştıramıyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Tarımda bir ithalat lobisiyle, bir ithalat lobisi bizim çiftçilerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Çiftçilerimiz üretimden vazgeçiriliyor ve ithalata dayalı bir tarımsal girdi anlayışından dolayı da Türk çiftçisi perişan durumda. Anlıyorum efendim. Biraz daha siyaset diyelim isterseniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya doğru ilerliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın dönemde olduğunu belirterek de iktidar kurultayı sloganıyla da kurultayını gerçekleştirecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde parti yönetimini seçerken nasıl bir tablo çizecek? Nelere dikkat edeceksiniz? Yönetim nasıl oluşacak? Biraz kurultayın detayından aslında ve Ankara'da özellikle şu anda genel merkezdesiniz, kurultay önceki hazırlıklardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi için gerçekten bütün hem bilimsel veriler hem vatandaşın bize ulaştırdığı, vatandaşın içerisindeki yaşadığı ortama baktığımız ve bize olan teveccühlerine baktığımız zaman gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki son kurultayı olarak ifade edebileceğimiz bir kurultay süreci yaşıyoruz. Bu nedenle de kurultayımızın iktidar kurultayı olarak isimlendirilmesi hem vatandaşımızın önerisi hem de bizim içinde bulunduğumuz konum gereğince eriştiğimiz bilimsel araştırmalar, anket çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteki son kurultayı ve iktidara giden süreci planlayacağı da bir iktidar kurultayını yaşayacak. Tabii yönetim kadrolarının oluşmasında bu iktidara giden süreçte vatandaşlarımızla iç içe olan, vatandaşlarımızla birlikte mücadele eden ve her alanda toplumun nabzını tutabilen ve iktidara ilişkin gündemi politikalarımızı oluşturabileceğimiz bir yönetim anlayışını benimseyecek ve bu nedenle de Sayın Genel Başkanımızla birlikte Sayın Genel Başkanımızın bu alandaki yaptığı öngörüleri, çalışmaları, önerileri doğrultusunda ve Sayın Genel Başkanımızın kurultayda açıklayacağı iktidara giden süreçteki yol haritamıza ilişkin çalışma yürütecek dinamik ve kadınların, gençlerin ve bilim dünyasının da içinde olacağı toplumun ve ülkemizin her alanında ve geniş bir coğrafyayı da temsil edecek bir yönetim anlayışıyla kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi kurultaya giderken Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir liste, anahtar liste mi yapacak 52 kişilik yoksa daha önceki gibi 104 kişilik geniş bir liste mi yapılacağı da aslında merak konusu. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında çarşaf liste olacak. Anahtar listeler elbette olacaktır. Sayın Genel Başkanımız da
mutlaka bu anlamda bir çalışması vardır. Ama onu hani şu anda şu sayıda olacak, bu sayıda olacak diye kulis bilgileri olarak biz de basından okuyoruz. Ama şu an bu alanda Sayın Genel Başkanımızın net bir açıklaması ve beyanı yok. O gün geldiğinde hepimiz bu süreci birlikte yaşayacağız. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Aytu Atı ve sanırım Kurultay Onur Üyesi Sayın Tolga Yarman ve Sayın İlhan Cihaner. Gerçi Sayın İlhan Cihaner net bir açıklama kendisi yapmadı. Hani öyle konuşuldu, adı geçti ama görünür dedi. Üç rakip bir ismin olduğu. Tabii demokrasinin olduğu her yerde bunlar olacaktır. Heyecan da katar bu. Güzellik de katar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şanslarını Sayın Kılıçdaroğlu'nun rakiplerinin? Yani şöyle, demokratik bir yarış olması temennimizdir. Aday sayısının bu kadar fazla olması da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında iktidara en yakın sürecini ve bir iktidar kurultayı olduğuna ilişkin olgumuzu ve düşüncemizi güçlendiren de bir anlayış ve adaylık süreci diye düşünüyorum. Ben Sayın Genel Başkanımıza ve Genel Başkanımızla birlikte bu süreci yasal tüzük gereğince gereken imzayı toplayarak adaylaşacak olan bütün adaylarımıza da bu süreçte başarılar diliyorum. Evet. Efendim, şimdi son günlerde yine sıkça konuşulan konulardan bir tanesi sosyal medya kanun teklifi. Bu dün Cumhur İttifakı tarafından da meclise de geldi. Şimdi vatandaşlar tarafından da detayları merak ediliyor. Tabii ki sosyal medyadaki kurumların temsilcilerinin olması elbette ki önemli, güzel bir şey ama bu teklifin detayları nedir? Hani siz hukukçu kimliğinizle de baktığınızda bu teklifin detaylarının altında başka neler yer alıyor? Ve siz nasıl şöyle, teklifin içerisinde şu var. Geçmişi silme. Yani talep ettiği zaman vatandaş geçmişi, sosyal medya geçmişi silinecek. Ben şunu düşünüyorum. Fethullah Gülen'le yan yana poz verenler, Fethullah Gülen'i öven, övücü, FETÖ terör örgütünü öven cümleler kullananlar, o geçmişinden duydukları rahatsızlık ve her FETÖ dendiğinde karşılarına çıkan tablolardan ve kendi yazışmalarından, kendi fotoğraflarından ve kendi geçmişlerinden kurtulmak için geçmişin izlerini silmek istiyorlar. Ama toplum geçmişte onların ne kadar sosyal medyada izlerini silse de hafızalarda onların o birliktelikleri, yan yana yürüyüşleri, özledik gel diye yakarışları ve Türkçe olimpiyatlarındaki o övücü, meclisteki övücü sözlerini hepimizin hafızalarına silmeleri mümkün değil. Diğer bir yöntem de, biliyorsunuz medyanın %95'i saray tarafından kontrol edilmekte. Sizler gibi özgür habercilik, özgür basın yayın ve özgür çalışabilen medya sayımız oldukça kısıtlı. Ve en geniş olarak insanların tepkilerini, insanların eleştirilerini ve birbirleriyle haberleşmelerini ortaya koyabildikleri mecra sosyal medya. Ve bu medyada, sosyal medya mecrasında da doğruların konuşulması ve eleştirilmekten artık Cumhurbaşkanı hakaret diyerek sayısız 7-8 yıl önceki tweetlerden, 7-8 yıl önceki paylaşımlardan insanları toplaya toplaya eleştirilerin önüne geçemediler. Ardından geçtiğimiz günlerde işte biliyorsunuz üniversite sınavına hazırlık öncesinde bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının bir buluşmasında Z kuşağı diye adlandırılan ve gerçekten onların talepleri ideolojik bir yaklaşım değil, sadece hak, hukuk, adalet, özgürlükler, demokrasi anlamındaki eleştirilerini oy moy yok diyerek attıkları mesajların bir bedelinin olmasını ve bunları susturmayı hedefliyor ama ayrıntılar gerçekten işte 48 saat içinde teknik olarak da bir takım burada hani izleyicilerimizin çok teknik olarak da bilgiye boğmak istemem ama getirilmek istenen şu. Bir, kendi geçmişlerini FETÖ'yle ve terör örgütleriyle ilgili geçmişlerin izlerini silmek istiyorlar. İkincisi, eleştiriye tahammülleri yok. Yasakçı bir zihniyet ile kendisini eleştiren ve kendisine oy vermeyeceğini açıkça ifade eden gençliğin sesini kısmaya çalışıyorlar. İşin açıkçası doğru bilgiye erişim kanallarını biraz daha kapatmak istiyorlar. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak diyorum ki buradan bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza, bütün gençlerimize
sizin özgürlük alanınıza müdahale eden anlayışa karşı sosyal medya üzerinden sesinizi yükseltin ve özgürlüklerinize, adalet arayışınıza, demokrasi arayışınıza, insan hakları ve özgürlükler ve her şey ve bunlarla birlikte de çevre mücadelesi de çok duyarlı olan tüm genç arkadaşlarımıza bu mecralarınıza sahip çıkmalarını çağrısında yapmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bize en çok sorulan bir uzlaşma olabilir mi? Gençlerimizin, yurttaşlarımızın ifade özgürlüğüne, insan hakları taleplerine, özgürlükçü demokrasi taleplerine karşı onların bu sesini kısmak isteyen hiçbir anlayışın karşı Cumhuriyet Halk Partisi bir uzlaşma yolunu seçmeyecek ve sonuna kadar da bu sosyal medya ilişkin düzenlemenin karşısına durarak bundan geri adım atılması için bu mecralarda seslerini duyuran ve tepkisini gösteren vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü ve kuvvetli seslerini duyurmak için biz çalışmalarımızı ve muhalefetimizi sürdüreceğiz. Evet. Sayın Karaca, çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldınız. Özellikle de bu kurultay sürecinde yoğun programımızın içerisinde de programımızı noktalarken buradan iletmek istediğiniz mesajlarınız da varsa onları da almak isterim. Ben şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de evet çok zor günler geçiriyoruz. Hem ekonomik kriz anlamında, hem yasakçı zihniyet anlamında, hem adalet arayışı anlamında. Ama bizi izleyen izleyicilerimiz hiç merak etmesin. Çok yakında halkın iktidarı kurulacak ve halkın iktidarında kadın hakları, çevre mücadelesi, özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesi ve adalet mücadelesinde çok daha güçlü bir şekilde seslerini duyuracaklar ve hak, hukuk, adaletin hakim olduğu özgürlükçü demokrasiyi Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiye taşlandırma mücadelesini hep birlikte başaracağız. Evet efendim, çok teşekkür ediyorum size de, kolaylıklar diyorum ve iyi de bir kurultay diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun efendim. Evet sevgili seyirciler, Ege Televizyonu ekranlarında gündem programının sonuna geldik efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Sayın Gülüz Erbiçer Karaca ile bir aradaydık. Hem gündemi değerlendirdik, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesindeki çalışmalarına Sayın Karaca'dan da öğrenmiş olduk. Yayınımızı burada noktalayalım. Cuma saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden bir arada olacağız. Hoşçakalın.